Merhaba arkadaşlar, Biyorum YouTube kanalındasınız. Bilgisayar mantığının AYT branş denemelerinin üçüncüsünü çözeceğiz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayalım. Hemen başlayalım. Birinci sorudan. Bir bitkinin yeşil yaprağından güneş doğmadan X büyüklüğünde bir kesit alınarak ağırlığı tartıldığında A gram olduğu görülüyor. Yaprağın geri kalan kısmı diyor akşama kadar bekletiliyor ve akşam yine X büyüklüğünde bir kesit alınarak ağırlığı tartıldığında B gram olduğu görülüyor. Diyor ki B'nin diyor A'dan fazla olmasının sebebi. Arkadaşlar sabah aldığımız bir de akşam aldığımız kesit var. Aradaki fark ne arkadaşlar? Bu akşama kadar ne yapmış? Fotosentez yapmış değil mi? Fotosentez ağırlığı artıran bir şey zaten değil mi? Ne oluyor bu sefer? Ağır gelmesi nedeni de odur. Fotosentezdir yani ağır gelmesi nedeni. Su tüketme, karbondioksit harcama, ışığı absorbe etme. Bunlar nedir arkadaşlar? Fotosentezle ilgili şeyler zaten. Fotosenteze karbondioksit su kullanılır biliyorsunuz. Işık ve klorofille beraber zaten işte besin üretiliyor. Cevabımız edin olacak. İkinci soru arkadaşlar solunumla ilgili. Bakın solunum aşamaları verilmiş burada. Oksijen solunum aşamaları. Glikoliz, Krebs'e hazırlık evresi burası. Bakın periyokastin asetiliko oluşuyor. Sonra asetiliko arkadaşlar Krebs'i giriyor. 3 Krebs, 4 arkadaşlar ETS. Burası ETS. Burası Krebs dedik. Burası Krebs'e hazırlık evresi. Krebs'e hazırlık. Burası da glikoliz. Tamam bakalım ne diyor? Hangisi yanlıştır? Birinci olarak tüm canlıda aynı enzimlerin kontrolünde gerçekleşir. Evet. Bu reaksiyon ortak olabilmesi arkadaşlar tabii ki enzimler ortak olması lazım. İkinci olay sırasında pürivik asit diyor. Yükseltgenir diyor. İkide ne oluyor arkadaşlar? Nat hidrojen yakalıyor değil mi? Bakın nat hidrojen yakalayınca hidrojenleri kimden aldı? Tabii ki pürivik asitten aldı. Nat ne yaptı burada? İndirgendi. Pürivik asit ne yapıyor? Tabii ki doğal olarak yükseltgeniyor. Bu doğru. Üçüncü olay diyor, substrat üzerinde fosforilasyon ATP üretiliyor. Üçte Krebs arkadaşlar NAD üretiliyor, FAD üretiliyor. NADH, FADH yani. Ne üretiliyor bir de arkadaşlar? Karbondioksit açığa çıkıyor burada. Bir de arkadaşlar iki ATP sentezleniyor. Substrat düzeyinde fosforilasyonu bu da doğru. Dördüncü olay ökaryot canlıda mitokondrin kristasında yani iç zerde oluyor ETS. Evet kristallarda olur bu. Bu da doğru. Diyor ki 1, 2, 3, 4 numara olan tam da ATP sentezi gerçekleşir. Arkadaşlar 1'de olur. Burada biliyorsunuz 4 ATP sentezleniyor. Substrat düzeyinde fosforilasyonla. Sonra Krebs'te arkadaşlar 2 ATP sentezleniyor. Gene substrat düzeyinde fosforilasyonla. ETS'de arkadaşlar yaklaşık kaç ATP sentezleniyor? 28 ATP üretiliyor. Buradaki ETS'de yaklaşık olarak. Dolayısıyla arkadaşlar burada Krebs'e hazırlık evresinde ATP sentezi olmaz. Burada NAD indirgeniyor ve karbondioksit sentezleniyor. Cevabımız edin olacak. Aşağıdaki şekilde protein sentez aşamaları gösterilmiş diyor. Buna göre diyor hangileri hem prokaryot hem de ökaryot canlıları da ortaktır diyor bize. Neymiş bunlar arkadaşlar? Transkripsiyon var, translasyon var işte falan filan. mRNA okumuş ribozomda falan filan işte protein sentezlemiş. tRNA'lar aminoasitleri taşımış buraya zaten. Sıkıntı yok. Hemen bakalım. Diyor ki çekirdekte diyor DNA'dan mRNA sentezlenmez. Tamam DNA'dan mRNA sentezi olacak ama çekirdek diyor. Prokaryotlar arkadaşlar çekirdek yok biliyorsunuz. Olmaz. Peptit bağ oluşumunda ATP harcanır. Arkadaşlar sentez reaksiyonun hepsinde ATP harcanıyor. Bağ kuruyorsun. Bu bağ kurmak için arkadaşlar ne yapman lazım? Enerji harcaman lazım. tRNA'ların sitoplazmadaki uygun aminoasitleri yakarak ribozoma getirmesi. Prokaryotta da aynı şekilde ribozom sitoplazmada bulunur. Dolayısıyla tRNA aminoasitleri sitoplazmadan taşır ribozoma. Buna sıkıntı yok. Bu da ortak olabilir. Cevabımız edin olacak. Dördüncü soru arkadaşlar ekoloji sorusu. Tarım arazilerinde istenmeyen bitki, mantar, böcek ve mikroorganizmaların çoğalmasına engelleyecek zararları lazım. Zira ilaçlar pestisit diyoruz. Tamam. Genel isimleri pestisit zaten. Diyor ki yabancı ve rakip bitkilere karşı kullanılan pestisitleri, ha bitkilere karşı kullandığınız zaman bunun adı ne oluyor? Herbal, bitkisel demek zaten değil mi? Herbisit oluyor, doğru oluyor. Yabani türler bir süre sonra pestisitlere karşı direnç gösterebilirler, olabilir değil mi? Bir süre sonra bu pestisit ne yapmaz? Bu canlıyı öldürmez yani, direnç kazanabilir. Kullanımı çevre kirliliği neden olur. Genelde arkadaşlar bu kimyasal ilaçlar doğada tabii ki ayrıştırılamadığı için birikiyorlar ve hatırlayın zincirlerde ne oluyor devamında? Tüketiciye doğru bu tarz dokulara birikme özelliği olan maddeler birikimi artıyordu. Bu tarz maddeler arkadaşlar bu tarz özellikler olabilir. Tabii ki çevreyi kirletiyorsunuz bu kimyasalları kullanarak. Cevabımız Edirne olacak. B
Beşinci soru arkadaşlar, bağışıklıkla ilgili. Aşağıda bağışıklık sistemin genel sistematiği gösterilmiştir diyor. X, Y, Z ve T bağışıklık çeşitleri için hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, ilk savunma hattı neydi? Fiziksel engeller. Ne demek bu? Kana karışmayı engelleyen şeyler. Nedir bunlar? İşte derinimizin mikropları geçirmemesi, ondan sonra mukusta işte antimikrobiyal işte maddelerin olması, antikorların falan olması, işte terimizde, gözyaşımızda, işte bu tarz mikrop öldürücü maddelerin olması, işte nedir? Midenin asidik olması, safranın antimikrobiyal olması falan filan. Bunlar nedir arkadaşlar? Savunmanın birinci hattı işte. Savunmanın ikinci hattında ne var? Onları da söyleyelim burada, hatırlatalım. Arkadaşlar ne vardı burada? Fagositik akyuvarlar var. Fagositik akyuvarlar. Doğal katil hücreler var. Doğal katil hücreler. Ondan sonra cuma burada yangısal tepki var. Yangısal tepki. Ateşin yükselmesi. Ateşin yükselmesi ve antimikrobiyal maddeler, yani interferonlar var ya. Kazanılmış bağışıklıkta neler var? Arkadaşlar pasif bağışıklık ne olabilir? Serum olabilir. Serumda hazır antikor veriyorsun. Ondan sonra ya da ne olabilir? Plasentadan bazı antikorlar embriyoya geçer ya. Doğduğu zaman mesela çocuklar arkadaşlar bir süre çocuğu korur ama uzun süreli olmadığı için buna biz pasif bağışıklık diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Plasentadan embriyoya geçen antikorlar. Aktif bağışıklık kim sağlar arkadaşlar? Hastalığı geçirmek sağlar. Aynı zamanda aşı olmak, değil mi? Aşı olmak. Bunlar nedir arkadaşlar? Aktif bağışıklık sağlar uzun süreli yani. Şimdi söyle bakalım, diyor ki X'lerde hangileri doğrudur diyor. Y'de diyor deri, mukoza ve salgılar bunlar. Arkadaşlar bunu X için demesi lazım. Bu yanlış. X'te doğal katil hücreler diyor. Bunu da Y'de demesi lazım. Doğal katil hücreler burada. Z serum ile diyor. Evet. T aşıda hastalık geçerek kazanılır. Evet, cevabımız C olacak. Altıncı soru arkadaşlar, organları vermiş. Organlar görevle ilgili. Yaşlı alveolar parçalar. Fazla glikozu glikojenerik depolar. Ondan sonra amonyağı üreye çevirir. Safra üretir falan filan. Bunu anladınız herhalde. Karaciğer değil mi? Karaciğer arkadaşlar. Safratek sindirime yardımcı oluyor. Karaciğer arkadaşlar manyak bir organ yani. Yapmadığı iş yok neredeyse. Yedinci soru arkadaşlar, hormonlarla ilgili. Hipofiz bezi hormonlar ve etkilediği hedef organları diyor. Gösterilmiş diyor. Hipofiz bezi hormonları hangisinin diyor? Hedef dokusu yanlıştır. Bakalım. Birden başlayalım. TSH ne yapıyor? Tiroid bezini uyarıyor. Burada ne salgılanıyordu arkadaşlar? Tiroksin salgılanıyordu. Tiroksin ne yapıyordu? Metabolizma hızını ayarlayan bir hormon idi. Ondan sonra acaba büyüme hormonu arkadaşlar ne yapıyor? Kas ve kemik gelişimini uyarıyor. Protein sentezini falan artırıyor. Hatta büyüme hormonu arkadaşlar tüm vücudumuzdaki dokuları etkileyen bir hormon, da hatırlayın. Bu da tamam. ADH arkadaşlar, pankreası değil, ne olması lazım buraya? Böbrek olması lazım. Böbreği ne yapıyordu? Etkiliyordu ve böbreklerden suyun geri eminimini uyarıyordu. FSH arkadaşlar ne yapıyor? Yumurtalıklar uyarıyor. Burada arkadaşlar oogenez, yani yumurta oluşumunu sağlıyordu. Folikülün olgunlaşması, yani içindeki yumurtanın olgunlaşmasını sağlıyordu. Adrenokortikotropik hormon ACTH ne yapıyor? Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor ve buradan arkadaşlar kortizol ve aldosteron salgılanmasını uyarıyordu diyebiliriz. Cevabımız C oldu. 8. soru arkadaşlar, böbrekle ilgili. Arkadaşlar burada nefron kanalları verilmiş. Burada bazı maddelerin emilme miktarları falan filan. Grafiklere bakalım. Bir hangileri doğru olabilir? Bir organik molekül. Arkadaşlar bir nedir bakın? Proksimal tüp burası, biliyorsunuz. Proksimal tüpten tamamı geri emiliyor. Arkadaşlar bu ne olabilir? Glikoz, ondan sonra amino asit, işte bazı vitaminler falan olabilir bu. Tabii bunlar arkadaşlar nedir? Organik moleküldür. Bunu diyebiliriz. 2 diyor, salgılama ile nefrona kanalına verilir. Salgılama, bakın süzüntüde yok. Yani Bowman kapsülünde bulunmuyor. Ama devamında bakın artmış. Demek ki şuradan bakın, salgılama ile direkt boşaltım kanalına verilmiş. Bunu da söyleriz. 3 üre, 4 sudur. Üre ne oldu arkadaşlar? Ürenin %50'ye yakını nerede geri emiliyordu ama? Burası idrar toplama kanalında geri emiliyordu. İdrar toplama kanalında geri emiliyor. Doğru, bakın 3, %50 hemen geri emilmiş. Su ne oluyordu? Suyun arkadaşlar %99'u geri emiliyor. Sadece nerede geri emilmiyordu su? Hatırlatayım onu size. Helnenin çıkan kolunda su geri emilmiyordu. Dolayısıyla onun dışında arkadaşlar her yerde geri emilim var. Tabi boğma kapsülünde olmuyor geri emilim zaten. Burası boğman kapsülü, burası proksimal tüp, şurası henle
kanalı, inen çıkan Henle kanalı. Ondan sonra burası distal tüp. Burası da arkadaşlar idrar toplama kanalı. Suyun da arkadaşlar %99'u, bakın şöyle bir miktar kalmış. %1'ini bırakmışlar. Bu da doğru. Cevabımız Eden olacak. Yukarıdaki duyu organları hangileri diyor? Kemoreseptör bulunur. Arkadaşlar kimyasal uyarılan duyu organlarımız bunlar nedir? Burunla dildir arkadaşlar. Deride ne var? Mekanoreseptörler var, termoreseptörler var. Kulakta da arkadaşlar mekanoreseptörler var. Gözde ne var? Gözde fotoreseptörler bulunuyor. Çözünme falan görürseniz sonra çözünerek işte reseptör uyarıyı alıyor, çözünmeyle beraber falan. O zaman işte bu kemoreseptördür. Bu çözünme dediğimiz burunda mukus işte. Dilde de ne var? Tükürükte falan çözünen maddelerin biz tadını alabiliyoruz. Cevabımız Bursa olacak. İnsanda solunum pigmenti olan hemoglobinle ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Yapısında demir elementi var. Evet, demir var arkadaşlar hemoglobinin yapısında biliyorsunuz. Kana kırmızı renk zaten buradan geliyor. Demirden kaynaklanıyor. Kan plazmasında bulunur. Arkadaşlar bakın omurgalının tamamında hemoglobin nerede bulunur? Al yuvarla bulunur. Bizde dahil olmak üzere, memelilere dahil olmak üzere. Plazmada olsa ne olurdu arkadaşlar? Plazmada olsaydı kanın yoğunluğunu artıracağı için kan yoğun olduğu zaman ne olurdu? Akışkanlığı azalırdı ve döngüsü zor olurdu. Dolayısıyla oksijen taşıma kapasitesini düşürürdü arkadaşlar. Bakın dikkat edin, burada sorulabiliyor. Dolayısıyla bizde nerede bulunuyormuş? Al yuvarda bulunuyormuş. Plazmada olmaz imiş. Solunum gazları olan diyor oksijen ve karbondioksit kararlı bileşik. Şimdi arkadaşlar taşıyıcı bu değil mi? Taşımak ne demek? Buradan tutuyorsun, gidiyorsun, burada bırakıyorsun. Tuttum bırakmıyorum dediğin zaman buradaki hücreler bunu nasıl alacaklar değil mi? Yani hemoglobin oksijeni tuttu, kararlı bileşik oluşturdu diyelim. Gitti dokuya mesela, bırakmıyor. Kararlı bileşik oluşturduğu için bırakmıyor. Ne olacak? Dokuya oksijen geçemez değil mi? O yüzden ne diyoruz? Bakın hem gevşek bağ kurar, yani kararsız bileşik oluşturur. Hem de ne olur arkadaşlar? Tersinir reaksiyona girer oksijen ve karbondioksitten beraber. O yüzden bu da yanlış olur. Cevabımız Adana olacak. 10.000 soruda arkadaşlar bitki çiçekli bitkin üremesi verilmiş. Diş üreme hücresinin oluşumu şematize edilmiş burada. Bakın megasperm hücresi var, 2N kromozomlu. Önce mayoz geçiriyor bu. Mayoz sonucu arkadaşlar ne oluyor? Bakın megaspor oluşturuyor. Biliyorsunuz bir tanesi megaspor oluyor. Diğerleri kaybolup gidiyor. Derken bu bir tanesi arkadaşlar ne yapıyor? 3 mitoz geçiriyor. 3 mitozdan beraber bakın 8 tane çekirdek oluşuyor. Burası embriyo kesesi. Daha sonra arkadaşlar antipod çekirdekler ve sinerjikler döllenmiyorlar. Bunlar eriyerek endospermin yapısına katılıyorlar. Yani besin olarak kullanılıyorlar daha sonra embriyo tarafından. Polar çekirdekler dölleniyor. Polar çekirdekler arkadaşlar döllenince spermlerle beraber ne oluşuyor? Triploid çekirdek oluşuyor. Triploid çekirdek bu da arkadaşlar endospermi, yani besi dokuyu oluşturuyor. 3N kromozomlu oluyor bu. Neden? Çünkü 2 tane polar var. N artı N. Bir de sperm geldi. Bir de NO. Ne oldu? 3N oldu. Yumurta arkadaşlar N kromozomlu. Daha sonra bir sperm onu döllüyor. Derken ne oluşuyor? Tabii ki döllemeyle zigot oluşuyor. Yumurta döllendiği zaman. Zigot da ne yapıyor? Embriyo oluşturuyor. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? İşte şu dış kısımlar. Şurası var ya şurası. Şu dış kısım. Ovaryum şu kısımları. Ovaryum burada meyveyi oluşturuyor. Ovaryum meyveyi oluşturur. Meyveyi oluşturur. Şimdi soruya bakalım. Megasperm hücresinde diyor alelgen çiftleri bulunur. Ne demek bu? Alelgen çiftlerinin bulunması için homolog kromozomlar bir arada olması lazım. Yani şunu diyor burada. Yani şöyle düşünün. Şurada bir kromozom var. Bunda homolog varsa üzerinde aynı karakterle ilgili arkadaşlar alelgenler bulunabilir. Yani 2N olması lazım diyor bize. Evet, ana hücre 2N'dir. Bu doğru. Yumurta ve sinerji çekirdekler aynı kalıtsal yapıdadır. Bakın bir mayoz var. Oluşan bir tane hücreden tek olan şu megaspordan mitoz oluşuyor bütün bunlar ya. Bakın buradaki oluşan 8 tane çekirdeğinde nedir? DNA'sı aynıdır. Kalıtsal yapısı. Bu da doğru. Antipod ve sinerji çekirdekler 2N'dir diyor. Arkadaşlar bunlar N kromozomludur. N kromozomlu megasporun oluşuyorlar zaten mitozla beraber. Bunların hepsi N kromozomlu olmak zorunda. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Aşağıda diyor çift çenekli odunsu bitkiye ait kısımlar verilmiş diyor. Buna göre numaralı yapılan diyor bitki gelişimi sırasında ortaya çıkış sırası nedir? Arkadaşlar bir kere kök ucu meristem, bu birinci meristem. Bu tohumdan itibaren nedir arkadaşlar? Bölüm yeteneğini koruyor. Zaten bütün dokular bundan oluşuyor. İlk başta bu olması lazım.
Sonra bu neyi oluşturuyor? Parenkimayı. Parenkima ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar bölünme yeteneği kazanarak kambiyum oluşturuyor. Sonra kambiyum iki tane çeşidi var biliyorsunuz. Damar ve mantar kambiyumu. Mantar kambiyumu bölünerek neyi oluşturuyor? Peridermis oluşturuyor. Bakın lentiseller peridermiste bulunuyor zaten. Tamam mı? Dolayısıyla birden değişmez doku olan parenkima oluşur. Parenkimanın bölünme yeteneği kazanmasıyla kambiyum oluşur. Kambiyumun arkadaşlar faaliyetiyle bölünmesiyle de peridermis oluşuyor. Bir iki üç sıralaması yapabiliriz burada. 13. soru arkadaşlar stomanın açılıp kapanması ile ilgili. Diyor ki hangi stomanın açılıp kapanmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir? Arkadaşlar bunları bir şeyde anlatmıştım size. Bir soru üzerinde, bir soru bir yorumda. Bu şeyi bilmiyorsanız ona bakabilirsiniz. Yani nasıl açılıp nasıl kapanıyor. Potasyum arkadaşlar komşu hücrelerin eğer stoma hücresine geçerse ne oluyordu? Ozmotik basıncı burada artırıyordu. Derken su alma isteği artıyordu. Komşu hücreden su çekiyordu ve ne oluyordu? Stoma açılıyordu. Tam tersi olduğu zaman da arkadaşlar stoma kapanıyordu. Bunun etkisi var. Su zaten alınınca turgor artıyor, açılıyor. Suyu veriyor komşu hücreye, turgor azalıyor, kapanıyor. Karbondioksit ışık arkadaşlar fotosentez. Ne demiştik hatırlayın? Fotosentez ne yapar arkadaşlar? Suyu azaltır. Su azalınca bu sefer ne olur? Ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç artınca su alma isteği yani komşu hücreden su çeker ve ne olur? Stoma açılır. Azalırsa da arkadaşlar ne olur? Stoma kapanır yani. Hepsinin burada açılıp kapanmada görevi vardır diyebiliriz.